Evet arkadaşlar, yepyeni bir ürün videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım araba hoparlörüm Hears DSK sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Ve şöyle size göstermiş olayım. 2 adet araba hoparlörü aldım. Yani toplam 4 adet arkadaşlar. Bir kutuda 2 tane hoparlör var. Ve sizlere yeni bebeklerimi şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Hatta şöyle şunu bir alayım sizlere. Kutusunu şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar. Yeni araba hoparlörüm Hears DSK. Hatta şöyle yakından sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Şu an bilmiyorum kameraya sığıyor mu. Şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Yeni araba hoparlörüm Hears DSK. 16.5 santim arkadaşlar. Ve 160 watt. Yani ikisi 160 watt. Sadece birisi 80 watt arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi de şöyle bir kenara bir koyalım. Ve şunu sadece şu an birisini açacağım sadece arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğerini açmaya gerek yok zaten. Aynı şeyler olduğu için gerek duymuyorum. Diğerini açayım. O yüzden şunu sadece açacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Evet, şuradan şöyle arkadaşlar şöyle yaptığımızda bakalım bizleri neler karşılıyor. Ve bu arada açıklama kısmında link olacak, nereden aldım bu hoparlörü. Ben gerçi direkt gittim yeniden almaya, yani gittim direkt mağazadan aldım. Açıklama kısmında link olacak arkadaşlar. İşte sitenin linki açıklama kısmında olacak. Şöyle bir bakayım ne karşılıyor bizim. Evet, şöyle arkadaşlar bakalım bizleri neler karşılıyor. Şöyle yavaştan bir çekelim. Şöyle adından. Evet. Yeni bebeklerimiz. Şöyle. Yeni araba hoparlörümüz. Şu şekilde şu an çıkardım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir adet şöyle kitapçığımız çıktım. Evet, şu an kutumuz boşaldı arkadaşlar. Şöyle kutuyu bir kenara koyuyorum. Şöyle bunu bir göstermiş olayım arkadaşlar. İşte hatta bir açayım şunu. Şöyle arkadaşlar. Bir açayım. Şöyle bir sizlere göstermiş olayım. Burada neler var? Şöyle birinci sayfası, ikinci sayfası ve şöyle üçüncü sayfası ve öyle işte gidiyor arkadaşlar. Evet. Asıl mevzu burada arkadaşlar. Bakalım kutunun içine neler koymuşlar. Şurada yukarıdan bir takım şeyler görüyorum. Bunları bir alabilirsem eğer güzel olacak. Evet, şu an ben tekrar hazırlıksız geldiğim için videoya böyle bıçak almadığım için biraz zor olacağım. Şu an şu uçtu. Şöyle. Şurada ne varmış abicim? Şurada böyle bir işte arabada sıkıştırmak için bunları da şöyle size göstermiş olayım arkadaşlar. Şu şekilde. Yani tornavida falan bunun alır arkadaşlar. Evet, baktığım bıçaksız olmuyor arkadaşlar. Mecbur bıçak aldım. Şöyle. Hah, işte bu be. Şöyle bakalım şurada ne var abicim. Şu bıçağı bir saklarım da telif melif gelir. Belli olmaz abicim, YouTube hiç belli olmaz nihayetler ha. Evet, bu neymiş? Şu an bunu anlayamadım. Ha. Şöyle bundan da göstermiş olayım arkadaşlar. Pardon, düştü. Helen. Şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. İşte bundan ne çıktı. Şöyle böyle değil. Şöyle böyle odaklayalım arkadaşlar. Evet. Yani bunlar artık montajda kullanacağız. Ve başka ne var abicim? Şurada bir şey var. Burada bir şey gözüme çarptım. Şöyle bunu da bir çıkarmış olayım. Evet. Şöyle bunları da size göstermiş olayım arkadaşlar. Bunlar da böyle arkadaşlar. Başka burada tabi bir şey çarptı gözüme. Şöyle bunu da alayım. Ha, bu diğer tarafa hani tekrar aynı malzemeler. Sadece işte sağ sol diye geçiyorlar. Şöyle arkadaşlar. İkisini de göstermiş olayım hatta. Şu şekilde arkadaşlar. Yani sağ sol. Evet, odaklama olmadığı için şöyle odaklayalım.
Yani bu şekilde arkadaşlar, sağ sol. Evet, bunlar da böyle. Şöyle kaperlerimizi bir çıkaralım. Burada küçük bir şey bize karşı arkadaşlar. Bunu da şimdi size göstermiş olacağım. Ya nasıl paketlemişsiniz siz bunu ya? Çıkmıyor resmen. Vallahi çıkmıyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Küçük bir hoparlör arkadaşlar. Bunu da şöyle size göstermiş olayım. Küçük bir hoparlör Hertz. Evet, bunu da bu şekilde arkada şöyle size göstermiş olayım arkadaşlar. Arkada bu şekilde. Asıl konum bu arkadaşlar. Şöyle bir yavaştan bir çıkarayım arkadaşlar. Evet. Yeni araba hoparlörüm Hertz 16.5 santim. Tekrar söylüyorum, 160 watt ikisi. Birisi sadece 80 watt arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse, şöyle bir geleyim yanınıza. Şöyle bir paketinden çıkaralım. Şu şekilde. Evet. Yeni araba hoparlörüm. Bunu da şurada, bunu da bir alalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu aldık. Tamam. Evet. Yeni araba hoparlörüm arkadaşlar. Hertz. Evet. Şöyle bir test edelim. Yani gerçekten gayet güzel. Şöyle arkasından bu şekilde. Hertz DSK. Ve araba hoparlörümüz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten gayet güzel. Dediğim gibi açıklama kısmında link olacak. Evet, şöyle bunu da bir çıkaralım arkadaşlar. Diğer hoparlörümüzü. Bunu da şöyle bir kenara koydum. Ve burada biraz daha aksesuarlarımız var. Şöyle ondan da size göstermiş olayım. Uçağımızı bir alalım arkadaşlar. Şöyle bir geçelim abicim. Şuradan. Evet, şöyle. Evet, bir elimizi kesmeden. Şöyle bir çıkar mısın? Şu şekilde. Aksesuarlarımızı bir göstermiş olayım sizlere. Şöyle bunu da bir çıkarayım. Kesin. Bu arada böyle tarçak videonun devamını gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirim de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şöyle sizden göstermiş olayım bundan. Şöyle Hertz ve şuradaki rakım yazılar var. Bilmiyorum okunuyor mu, şöyle odaklarsak. Evet, şu an detaylı okunuyor arkadaşlar. Ve bu da bu şekilde arkası. Yani arkasında bir şey yok arkadaşlar. Arkası boş. Hertz DSK'nın özelliklerinden bahsetmiş olayım. Hertz DSK 165.3 mit takımı araç ses sistemleri konusunda ciddi bir iyileşme. Araban için birebir 16 santim çapındaki fufolar 160 watt maksimum güç ve 80 watt RMS diğeriyle güçlü bir performans sunuyor. Bu sayede aracınızın içinde konser kalitesinde bir ses deneyimi yaşatabilirsiniz. Yüksek kaliteli ses aralığı ve kolay kurulum özellikleriyle Hertz DSK araba hoparlörü sizlerle. Video bir dakikada biliyorum arkadaşlar, çünkü sürü önemli bir kanal tavsiyeceğim. Kanalımız Retasınıma abone olmayı unutmayın. Şu an kanala çıktı, abone ol. Ve bu kanalda nasıl tavsiye içerikler var, kafanızda soru işaretleriniz olursa bu kanalda efekt var. YouTube'da, Twitch'te, nerede olsun kullanabilirsiniz efektleri bulursunuz. Ayrıca ben size abone ol, beğen efekti ve iş kapatma iş efekti yapıyorum. Ve bu iki efektten birisi yapmak istiyorsanız arayız. Retasınıma kanalına abone olmak şart arkadaşlar, bunu unutmayın. Ve hadi o zaman videomuza devam edelim. Evet, hoparlörümüzü Citroen C4 aracımıza monte etmiş durumdayız arkadaşlar. İlk öncelikle teste geçmeden önce fişi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle fişimiz bu şekilde arkadaşlar ve hoparlörüm 350 liraya aldım. Bir ay önce hatırlarsanız yeni tep videosu atmıştım kanala arkadaşlar. Ve bugün de şimdi yeni teple yeni hoparlörümüzün ses kalitesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Ve şöyle bir kontak yapalım ve tepimizi bir şöyle bir salalım arkadaşlar. Ve şu an
şeye bağlanacak. USB, çünkü USB burada bağlı olduğu için. Şimdi ben Bluetooth'tan TV'ye bağlanıp güzel bir müzik salacağım arkadaşlar. Şöyle bir BT Audio'ya bir geçelim arkadaşlar. Ve şöyle şuradan, şuna bakın arkadaşlar. Şu bastığımızda TV'mize şu an bağlanıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle sizlere göstermiş olayım. Şimdi bakalım yeni köpeğimizin kalitesi, ses kalitesi nasıl? Ve şöyle şu an bağlandık arkadaşlar. Şimdi güzel bir müzik bir salayım arkadaşlar. Evet, şu an şöyle müziğimizi bir salalım arkadaşlar. Şu an duyduğunuz üzere, yani şöyle yavaştan build diyorum. Birazdan ayarları göstereceğim size arkadaşlar. Ayarını nasıl yaptım? Şu an 30'da. Yavaş yavaş build diyorum. Evet, yavaştan baslı yer geliyor. Evet, şimdi tekrar bir dinleyelim. Bu sefer dışarıdan dinleyelim arkadaşlar. Şöyle bir diyorum. Sesi şu an bir 5 yapıyorum ve çıkıyorum. Ve bu arada sizlere küçük bir not geçmek istiyorum arkadaşlar. O küçük hoparlörü ve o küçük aparatı takmadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan da bir not geçmiş olayım. Ve burada açık videonun devamını gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın ve bildirim de açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, umarım videodaki keyif almışsınız. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bye.